Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber artık kampımızın arkadaşlar son dersinde, son videosunda karşınızdayız. Ve bugün sizlerle beraber karma soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Ve çok güzel bir şekilde tüm konuları, yani çarpanlar katları, sonra üstü ifadeleri, sonra da arkadaşlar köklü ifadelerini ne yapacağız? Genel itibariyle sorular çözeceğiz. Yine yeni nesil sorular olacak ve yeni nesil sorularda arkadaşlar analizlerimizi yapacağız. Neyin nereden geldiğini sizlere öğreteceğiz. Yani soruları ezberlemek değil. Tamamen arkadaşlar mantığını öğretmeye dayalı çok güzel analizlerimiz var. Ebobma ekokmu, üstü ifadelerde ne yapmamız gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar ve bugün günlerden biliyorsunuz 18 Kasım Perşembe ve saatlerimiz 17'yi gösterirken karşınızdayız. Atak kampımızın son güzel videosunda ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bir de kampımızı tabii ki değerlendireceğiz. Kampımızın sevgili arkadaşlar yıldızı, en özel ismi kendisi gerçekten gelmek istemiyordu ama biz zorla getirdik. Ne olur gel ne olur arkadaşlara bir yol göster dedik. Ve arkadaşlar Problem Bankası'nı sizler için kampımıza davet ettik. Sağ olsun o da geldi ve arkadaşlar bizi kırmadı. Gerçekten çok özel bir kitaptı ve bu kitapla beraber ne yaptık? Kampımızı bitirdik arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Yani köklü sayıları, üsü sayıları ve çarpanlar katları arkadaşlar buradan tamamlamış oluyoruz. Yani normalde sevgili arkadaşlar ne yapman lazım? Bakın sayfa 67'ye kadar köklü ifadenin 13. testine kadar bunu bitir. Bitirmen gerekiyor arkadaşlar ve bu kampta da bunları bitiriyorsan da gerçekten çok büyük bir iş yapmışsın demektir ve seni gerçekten arkadaşlar alkışlıyoruz harikasın ve tabii ki bu videomuza daha önceki videolara denk gelmeyen arkadaşlar olabilir. Onun için şöyle problem bankasından yeni nesil LGS soru bankasından şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar bu problem bankası tamamen sizlerin ihtiyacına yönelik olarak üretilmiş ve çeşitli araştırmalar, yoğun çabalar sonucunda üretilmiş bir kitap arkadaşlar. Nedir bu kitabın özelliği? Yani normal kazanım sorularından yeni nesil sorulara geçiş sorusu arkadaşlar bulamıyordu sevgili öğrencilerimiz ve bizler de gece gündüz çalıştık. İşte bu kitabı ortaya çıkardık. Yani sevgili arkadaşlar, hemen köklü sayılara geçtiği zaman böyle büyük, zor sorular çözmüyorsun. Ne yapıyorsun? Önce temel seviye sorulardan başlıyorsun. Sonra orta seviye sorular ve zor sorularla beraber arkadaşlar ne yapıyorsun? Finali yapıyorsun. Yani bunu bir sayfada değil her sayfada var arkadaşlar. İki tane temel üç tane orta ve iki tane zor soru. Ne yapıyorsun? İki tane temel üç tane orta ve iki tane zor soru. Gerçekten zor e, LGS tipi sorulara yani yeni nesil sorulara geçişlerde harika bir kaynak diyebiliriz ve hemen arkadaşlar almayanlar yani kamp bitti hocam ben niye alayım demeyin sakın. Tabii ki bundan sonraki konularda da problem bankası gerçekten senin müthiş bir e, kaynağın olacak, müthiş bir yardımcın olacak diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, dersimize yavaş yavaş geçelim. Evet Tonguç daha Tonguç nasıl evladım benim? İyiyim hocam, bomba gibi. Gerçekten biz de bomba gibiyiz ve çok çok heyecanlıyız. Peki ders hazır mısın? Hazırım hocam. Evet, biz de hazırız. Arkadaşlarımız da hazır ve o zaman ne yapalım? Haydi bakalım dersimize bir geçiş yapalım. Evet ilk sorumuza başlıyoruz. Artık arkadaşlar ne yapıyoruz? Mini özetlerimiz yok. Ne var? Tabii ki direkt soruya geçiyoruz. Şimdi sorumuzdan birazcık bahsedelim bakalım. Ondan sonra da güzel bir şekilde çözümünü senle beraber yapmış olalım. Şimdi bir oyun alanında bulunan sevgili arkadaşlar karelerin içine bazı sayılar yazılır. Oyunun kuralları şöyledir arkadaşlar. Her oyuncu bir seferde oyun alanına iki bilye atmaktadır diyor. Tamam oyun alanı burası bu arada. Topun düştüğü karenin içindeki sayının asal çarpanlarının toplamı kadar puan almaktadır diyor. Tamam asal çarpanları kadar asal çarpanlar tamam. Aynı oyuncunun attığı ardışık toplar aynı kareye düşerse atış arkadaşlar tekrar yapılmaktadır diyor. Tamam. Bu oyun alanına atış yapan Tonguç alınabilecek en yüksek puanı. Tuğçe ise alınabilecek en düşük puanı aldığına göre aldıkları puanların farkı kaçtır demiş. Oyuncuların atışları oyun alanında isabetlidir demiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki topun düştüğü karenin içindeki sayının asal çarpanlarının toplamı kadar alacakmış. O zaman ben bu sayıların arkadaşlar asal Asal çarpanları ne yapmam lazım? Bulmam lazım, değil mi? Dolayısıyla hemen ne yapıyorum? Ee, burada sayılarımızın asal çarpanlarını bulacağız. Fakat şöyle bir soruyu çözdüren taktiğimize bakalım mı arkadaşlar? Haydi bakalım, neymiş? Çarpan eşittir asal çarpan demek değildir diyor arkadaşlar. Evet. iki defa aynı kareyi sayma demiş. LGS hatası. Aman dikkat arkadaşlar. Bunu da e, ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şimdi haydi bakalım. Mesela 243 arkadaşlar. 243'ü asal çarpanlarına ayırırsanız 3 üzeri 5 yapar. 3 kere 3 9 27 81 243. Yani bunun asal çarpanı sadece ve sadece arkadaşlar kaçtır? 3'tür. Hemen yazdım. 63'e bakarsak. Hatta 512'ye bakalım. 512'yi hatırladık mı arkadaşlar? 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? Tamı tamına 9. kuvveti. Yani 2 üzeri 9. 2 giller familyasından. 200'e baktığımızda 200'de arkadaşlar 8 çarpı 25'ten yani 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 yani 2 çarpanımız var. Asal çarpanımız var. Ve bir de 5 asal çarpanımız var arkadaşlar. Buraya bakalım. 63 asal çarpanlarına ayırdığımızda 3'e böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1. Yani arkadaşlar asal çarpanlarımız hemen yazalım 3 ve 7'dir. 42'ye baktığımızda 42'yi de hemen böldüğümüzde arkadaşlar 21, 3'e bölersek 7, 7'ye bölersek 1. O zaman 3 tane asal çarpanı var. 2 var, 3 var, 7 var arkadaşlar. Hepsini bulduk. Burada da 512'nin de asal çarpanı sadece ve sadece nedir? 2'dir. Onda yazıyoruz. Şöyle isterseniz yuvarlak için alalım asal çarpanlarımızı. Bakın böyle bunlar arkadaşlar sayılarımızın asal çarpanları. Bu kadar puan alıyormuş sevgili arkadaşlar. Peki sevgili Tonguç alınabilecek en yüksek puan aldığına göre hemen yazalım bakalım Tonguç kaç puan alıyormuş? Tonguç arkadaşlar iki tane atış yaptığında gelebilecek en büyük sayıları aldığına göre bakıyorum arkadaşlar bir tanesinin 42'ye isabet ettiğini düşünüyorum. Yani 2 artı 3 artı 7 buradan 12 puanı aldı mı? Evet ikinci atışının da yine yüksek geldiğini düşünüyorum. Bakın burada yüksek olan 3 ve 7 var. İkinci atışının 63'e geldiğini düşünüyorum. 3 artı 7'den buradan da arkadaşlar 10 puan alırsa sevgili Tonguç'umuz kaç puan aldı? 22 puan aldı. Hemen yaz Geliyorum Tuğçe'ye arkadaşlar. Tuğçe arkadaşımız ne yapmış bakalım. Tuğçe de alabilecek en az puan almış. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar attığında birini 512'ye denk getirirse sadece ve sadece 2 puan alıyor. Birini 243'e denk getirirse sadece ve sadece 3 puan alıyor. Yani Tuğçe anlayacak en az puan alıyor. Yani 5 puan alıyor. Peki Tonguç 22, Tuğçe 5 puan alırsa aradaki farkı soruyor biz arkadaşlar. 22'den 5'i çıkartırsak doğru cevabımız kaç olacaktır? 17 olacaktır diyoruz ve bu soruyu da gerçekten harika bir şekilde çözmüş olduk. Bu soruyu anladın mı Tonguç evladım benim? Ben anladıysam herkes anlar hocam. Gerçekten gerçekten süpersin. E, sen anladıysan herkes anlamış demektir ve e, o zaman ne yapalım? Yavaş yavaş bir başka sorumuza ne yapalım? Geçmiş olalım. Haydi bakalım bu sorumuza bir göz atalım. Evet arkadaşlar sorumuzu dikkatlice okuyoruz ve analizlerimizi yapıyoruz. En önemli şey arkadaşlar analizler çok önemli analizlere odaklanacağız senle beraber ama öncelikle tabii ki sorumuzu okuyalım. Bir kitap rafına eş boyutlu kitaplar şekildeki gibi dizildiğinde rafın başında ve sonunda boşluk kalmama arkadaşlar Bu kitaplar aynı rafa aralarında boşluk kalmadan dikey olarak dizildiğinde rafın başında ve sonunda boşluk kalmadığına göre bir metreden fazla olan bu rafa dikey olarak en fazla kaç kitap yerleştirilebilir demiş arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda. Acaba sorumuz EBOB mudur, EKOK mudur arkadaşlar? Bu soruların tamamı arkadaşlar EKOK sorusudur. Dolayısıyla ne diyoruz buraya? Bu sorular EKOK sorularıdır diyoruz. Evet EKOK yazdık. Devam edelim. Peki neyin EKOK'unu alacağız arkadaşlar? Tabii ki kimin EKOK'unu alacağız? Tabii ki arkadaşlar Burada e, bu şekilde devam ettiği için hem dikeyde arkadaşlar hem de bu şekilde e, bir devam ettiğinde hiç boşluk kalmadığına göre. Çünkü bak diyor ki bu kitaplar aynı rafa aralarında boşluk kalmadan dikey olarak dizildiğinde de rafın başında ve sonunda hiç boşluk kalmıyormuş. Yani hem bu uzunluğumuz dörder dörder bakın dikey olarak dizildiğinde dörder dörder de arkadaşlar hiç boşluk kalmıyormuş. Veya sevgili arkadaşlar bakın bu şekilde onar onar gittiğinde de gördüğünüzde gördüğünüz gibi boşluk kalmıyormuş. O zaman ben kimin arkadaşlar ekokunu alacağım? Dörder dörder gittiği için dördün bir katı. Onar onar gittiği için onun bir katı. Yani dörtle onun ortak katı. O zaman arkadaşlar ekok diyorum. Ekok diyorum. Kim oluyor? Onla dördün ekokunu alıyorum. Onla dördün ekoku kaçtır arkadaşlar? Çok büyük sayılar olmadığı için hemen zihinden yapabiliyoruz. 20. Yani en küçük arkadaşlar 20 santimetre olması gerekiyor. Peki burada koşul var. Aman Allah'ım koşul ne 1 metreden fazla. Peki 1 metre kaç santimetreye karşılık gelir arkadaşlar? 1 metre eşittir 100 santimetreye karşılık geliyor. Peki ben 20 santimetreyi mi alacağım? Hayır arkadaşlar, 20'yi almayacağım. 20'nin katlarına bakacağım. 40 alacak mıyım? Hayır almayacağım. 60 alacak mıyım? Hayır almayacağım. 80 alacak mıyım? Hayır arkadaşlar almayacağız. Ne yapıyorum? 100'ü alacak mıyım? Hayır almayacağım çünkü 100'den fazla diyor. O zaman en düşük kaç santimetre alabilirim? tabii ki 120 santimetreyi almam gerekiyor. Çok güzel. 120 santimetre aldık. Demek ki sevgili arkadaşlar şu uzunluğun benim 120 santimetre olması gerekiyor. Peki 4 santimetre yani kitapları dikey olarak bakın dikey olarak yerleştirdiğimizde kaç kitap sığar diyor. O zaman kitabın dikey e, arkadaşlar kalınlığı ne kadar? 4 santimetre. Bizim uzunluğumuz 120 santimetre o zaman ne yapıyorum? 120 santimetreyi dörde böldüğümde buradan sevgili arkadaşlar kaç kitap oluyor? 30 kitap olduğunu söyleyebiliriz ve doğru cevabı da bu şekilde ne yapmış olduk süper bir şekilde e, çözmüş olduk arkadaşlar sevgili Tonguç'un bu soruyu hatırladın mı hatırlayamadım hocam yani hatırlayamaman gayet normal çünkü e, dersleri biraz az çalışıyorsun biraz daha yoğunlaşman lazım biraz daha böyle yeni sor sorular çözmen lazım evladım benim diyelim ve haydi bakalım hep beraber arkadaşlarımızla beraber yeni bir soruya geçiş yapalım sevgili arkadaşlar sorumuza şöyle bir bakıyoruz ve analizlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Diyor ki sorumuzda sevgili arkadaşlar. Şimdi dünya genelinde 128 milyon oyun severin katıldığı bir anket yapılmış ve tabloda verilen oyunları oynayan oyuncuların dağılımı verilmiştir. Buna göre sevgili arkadaşlar PUBG oynayanların sayısı LOL ve Fortnite oynayanların sayısına eşit olduğuna göre PUBG oynayan kişilerin sayısını gösteren bilimsel gösterim nedir demiş arkadaşlar. Evet analizlerimizi yapıyoruz. Haydi bakalım analizleri yapıyoruz ve bu şekilde de ne yapacağız? Hemen soruları sorunlarımızın çözümünü harika bir şekilde yapacağız. Şimdi katılımcı sayımız ne kadar? 128 milyon. Aman Allah'ım arkadaşlar milyon kelimesini gördüğünüz zaman bir kere bu sözel bir ifadedir. Milyon ne demektir? Milyon arkadaşlar 6 tane sıfırın olduğu büyük bir sayıdır. O zaman ne yapıyorsun? Bu milyonu kaldırıyorsun yerine şunu yazıyorsun. 100, 128 çarpı 10 üzeri 6 diyorsun bakın. Bunu yapıyorsun tamam mı? 128 milyon kelimesini kaldırdık ve yerine ne yazdım? Onun üzeri 6 yazdım. Bu kadar kişi varmış tamam bunu yazdık. Sonra devam edelim bakalım. Bakın LOL oynayan ve Fortnite oynayan oyuncuların toplam sayısı PUBG oynayanların sayısına eşitmiş. O zaman ben buraya ne diyorum? Sevgili arkadaşlar PUBG diyorum ve ne yapıyorum buraya ikisinin toplamını yazıyorum. Çünkü böyle verilenleri çok dikkatli bir şekilde yazmamız lazım. Peki oynayan oyuncu sayısı bakın yüzdesi yüzde 35 var yüzde 40 var. İkisinin toplamı sevgili arkadaşlar kaç yapıyor yüzde ne yapar arkadaşlar 75 yapar değil mi? Dolayısıyla demek ki bunların toplamı kadar varmış yüzdelik olarak yazdık ikisinin toplamı kadar. Sonra geliyorum artık PUBG oynayanların sayısını bulmaya haydi bulalım bakalım 128 çarpı 10 üzeri 6 128 milyon kişiyi %75'ini ne yapacağım? Bulacağım. E %75 hocam niye yazıyorsunuz ki? Şöyle yapsak olmaz mı? Bakın 25'e bölersem 3, 25'e bölersem 4. Yani 3 bölü 4'ünü bulsak olmaz mı? Evet olabilir. Haydi bulalım bakalım. 3 bölü 4'ünü bulacağım. Buradan bakın sadeleştirdiğimizde 4'e bölersek 1 çıkar. 4'e bölersek arkadaşlar kaç çıkar? 32 çıkar. 32 ile de 3'ü çarparsam 96 çarpı 10 üzeri 6 yapmaz mı Allah aşkına? Evet. Peki bunu bilimsel olarak gösterirsek 96'dan 1 virgül kayacağım ve bizim sayımız 10 kat küçüldüğüne göre üssümüz de 10 kat büyüyecektir diyorum ve ne yapıyorum? Böyle güzel bir şekilde bilimsel olarak göstermiş oluyoruz ve bu şekilde de çok güzel bir şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz. Bu soruyu anladın mı Tonguç evladım benim? Anladım hocam. Evet süpersin. O zaman anladıysan ne yapalım? O zaman yavaş yavaş bir başka sorumuza hemen senle beraber geçiş yapalım. Evet sorumuz gerçekten yine efsane bir soru arkadaşlar ve bu efsane sorumuzla beraber ne yapıyoruz yolculuğumuza harika bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki yanda verilen dikdörtgenin uzun kenarı üzerinden 16 eş, kısa kenarı üzerinden 9 eş parçaya ayrılarak dikdörtgen şeklinde eş parçalar elde ediliyormuş elde edilen parçalardan birinin kenar uzunluğu e, uzunlukları farkı ne kadardır demiş yani yatay uzunlukla dikey uzunluğun farkını soruyor arkadaşlar Şimdi öncelikle yine analizlerimiz gerçekten harika arkadaşlar. Sizin için istatistik bilmini darma duman ettik. Yeni nesillerin arkadaşlar içine içine girdik. Ve bu sorular nasıl analiz edilir? Nasıl daha iyi anlatılır? Nasıl özüne girerek arkadaşlar sorunun mantığını anlatabiliriz diye gerçekten çok çalıştık ve böyle güzel arkadaşlar fikirler ürettik. Şimdi birinci adım Diyor ki 16 eş parçaya bölünecek. Arkadaşlar 16 eş parçaya bölünen bölüm şu kısımdır bakın. Çünkü niye? Bu da iki giller familyasından. Bu da iki giller familyasından. Yani ikisi de iki giller. Buraya bakalım burası 9 eş parçaya ayrılıyormuş. Burası da arkadaşlar bakın hem 3 giller familyasından. Burası da 3 giller familyasından. Şimdi 8 üzeri 4'ü nasıl yazarım? 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti olarak yazarım. Yani 2 üzeri 12. Yani arkadaşlar burası 2 üzeri 12 Oluyor. Tamam. Buraya bunu yazabiliriz. 27'ye bakalım. 3'ün 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Yani 3 üzeri 6. Burası da arkadaşlar ne oluyor? 3 üzeri 6 santimetre oluyor. Burası da 2 üzeri 12 santimetre oluyor. Peki devam ediyorum. Küçük dikdörtgenin yani bakın en küçük dikdörtgenin diyor ya böyle bölüyoruz ya. Böldüğümüz zaman arkadaşlar e, kaça böleceğiz? 16'ya böleceğiz. Yani 2 üzeri 12'yi 16 parçaya bölüyorum. Peki bölelim bakalım. 2 üzeri 12'yi 16 parçaya bölmek demek arkadaşlar. 2 üzeri 12 yazıyorum. 4, 2, 16, 2'nin kaçıncı kuvveti? Tabii ki 4. kuvveti. Buradan bölme yaparken üstleri birbirinden çıkarmıyor muyum Allah aşkına? Evet. 2 üzeri 12'den 4 çıktı. 8. Yani arkadaşlar bizim dikdörtgenimizin yatay uzunluğu bakın uzun kenarı 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 nedir? 2 kere 2, 4, 8. 16 32 64 128 256 değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradan ne yaptık? 256'yı bulmuş olduk. Devam edelim mi? Haydi bakalım. Küçük dikdörtgenin dikey uzunluğuna bakalım. Dikey uzunluğuna baktığınızda bizim toplam uzunluğumuz 200 300 üzeri 6, değil mi? 9 eş parçaya bölmüyor muyuz? Evet arkadaşlar 9 eş parçaya bölüyoruz. O zaman ne yapacağım? 9'a böleceğim. Peki 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 2 yaptığımızda buradan da 3 üzeri 4'ü buluyoruz. Peki 3 üzeri 4 Kaç yapar? 3 üzeri 4, 3 kere 3, 9, 27, 81. Ne yaptık? Hemen 81 santimetreyi bulmuş olduk. Peki yatay uzunluğumuz 256, dikey uzunluğumuz 81. O zaman ikisi arasındaki farkı sorduğuna göre istenen. O zaman ne yapıyorum? 256'dan 81'i çıkartıyoruz arkadaşlar. 6'dan 1 çıktı, 5 kaldı. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı. 1. 1 kalırsa doğru cevabımızın da 175 olduğunu harika bir şekilde arkadaşlar sizlerle beraber bulmuş olduk. Evet Tonguç evladım benim. Sanki beni dinlemiyor musun? Beni dinliyor musun? Yani başka şeylerle meşgul olmuyorsun değil mi? Kulaklarım dört açtım sizi dinliyorum hocam. Evet gerçekten de harika dinliyorsun. Bana öyle geldi herhalde. Çok da fazla böyle dinlemiyormuş gibi gözüküyorsun ama gerçekten de harika bir şekilde sorularımızı dinlediğini görebiliyoruz. Şöyle işlemlerimize baktığımızda arkadaşlar e, önce iki tabanında yazdık. Üç tabanında yazdık. Sonra ne yaptık? 16 eş parçaya böldüğümüzde 12'den e, ...2 üzeri 4'ü çıkarttığımızda 2 üzeri 8... ...hemen tekrar bakalım 2 kere 2 4... ...4 kere 2 8, 16, 32... ...64, 128, 256'yı bulduk. E, santimetre diyelim hatta... ...bilimlerinde yazalım arkadaşlar. Burası da 81 santimetre çıkarttığımızda... ...175 farkını çat diye bulmuş olduk. Haydi bakalım bir başka yeni nesille... ...yolculuğumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi yeni nesil güzel bir soru. Tekerleğimiz var. Diyor ki soruda yine bakın kenarlarda... ...analizlerini yapacağız. Ona göre analiz yapmadan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle... ...seninlikle e, ne yapmayacağız? E, soruları çözmeyeceğiz. Tamam mı Tongçay'la benim? Anlaştık hocam. Süpersin gerçekten. Haydi bakalım. O zaman sorumuzu çözelim. Şimdi soruya baktığımızda görselde verilen yarı çap uzunluğu... Kök 2 bölü 6 santimetre olan teker doğrusal bir yol boyunca ok yönünde ilerleyecektir. Ardışık harfler arası mesafe 1 santimetre olduğuna göre teker 7 tam tur attığında hangi harfler arasında yer alır demiş. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Şimdi burada bir bilgi var. Tamam çok güzel. Tekerleğin yarı çapı. Tekerleğin yarı çapını arkadaşlar ne yaptık? Kök 2 bölü 6 değil midir? Tamam. Harfler arası mesafe ne kadarmış? 1 santimetre. Bakın notlarımı alıyorum. Çok güzel. Peki birinci adım. Arkadaşlar tekerleğin neyini bulacağız? Bir kere tekerlek yani döndüğü zaman ilerlediği için tekerleğin neyini buluyorum arkadaşlar? Tabii ki bakın şöyle yazalım. Çevresi bu tip sorularda genelde arkadaşlar alan falan yok. Tekerleğin çevresini bulacağız. Peki çevresini nasıl bulacağım? İşte burada arkadaşlar formülümüz burada. 2 çarpı P çarpı R. P yerine kaç yazıyorum? 3 yazıyorum. R yerine kaç yazıyorum? İşte burada bakın. Kök 2 bölü 6. Kök 2 bölü 6 yazıyorum. Baktığım zaman arkadaşlar 3 kere 2 6. Bir de 6'mız burada var. O zaman şu ikisi şuna karşılık gelir ve tekerleğimizin çevresini Kök 2 santimetre bulmuş oluyoruz. Peki ne kadar gittik arkadaşlar? 7 tam tur attık. 1 turda kök 2 santimetre ise 7 turda arkadaşlar 7 çarpı kök 2'den 7 kök 2 santimetre yol almış oluyoruz. 7 kök 2 santimetre yol aldık. Peki arkadaşlar istenen de Hangi harfler arasında durur? Peki 7 kök 2 acaba arkadaşlar yaklaşık olarak kaç santimetreye karşılık gelir? Bunu bulmak için mutlaka dışarıdaki sayımızı içeriye almamız lazım. 7'nin karesi olarak girer biliyorsunuz. 49 oldu. 49'u 2 ile çarparsam buradan ne oldu? Kök 98 oldu. E kök 98 arkadaşlar. Bakın 100 olsa bakın kök 100 olsa kök 100 olsa şöyle yapalım. Kök 100 olsa e 10 olurdu. Ama 98 demek ki 10 olamamış. Birazcık düşüyor yani 9,7 santimetreye karşılık gelir mi? Evet 9,7 santimetreye karşılık geliyor. Haydi bakalım o zaman sayalım 9,7 hangi aralığa karşılık gelecek? Sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 7. Nereye geldi arkadaşlar? İşte tam da buraya geldi. O zaman hangi iki harf arasında Doğru cevabımız o zaman G ile H harfleri arasındadır diyoruz ve bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk? Ee, süper bir şekilde sorumuzu çözmüş olduk sizlerle beraber. Gerçekten çok tatlı bir soruydu. Evet nereye geldik? Bir tane arkadaşlar yine kampımızın dediğimiz gibi yani çok büyük uğraşlar sonucunda getirebildiğimiz problem bankasından güzel bir soru. Sayfa 63 soru 7. Haydi bakalım açalım. Sayfa 63'ü açalım bakalım. 65, 61 ve 63. İşte arkadaşlar burada zor olarak seçtiğimiz artık çünkü kampın sonlarına doğru geldik. Artık yavaş yavaş yeni nesillere alıştık. İşte size güzel zor bir soruyla bakalım sorumuzun çözümünü yapacağız. E, hocam ben soruları çözemiyorum evde Yardım edecek kimse yok dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar panik yapmayın işte burada karekotumuz sanki yanınızda öğretmen var gibi tüm soruların cevaplarını buradaki karekot vasıtasıyla izliyorsun ve gerçekten ne yapıyorsun süper bir şekilde öğreniyorsun şimdi sorumuza bir bakalım. Sevgili arkadaşlar, sorumuza bir bakalım. Sevgili Tonguç soruya baktığında bir fikrim var mı? Hiçbir fikrim yok hocam. Gerçekten hiçbir fikrim olmaması enteresan ama o kadar ders yaptık yine de birazcık böyle fikrinde olması gerekiyor. Şimdi hemen bakalım sorumuza. Şekil 1'de verilen kartın Sevgili arkadaşlar ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renklidir. Şekil 1'deki sarı renkli bölgenin alanı 480 santimetre kare. Bu kart şekil 2'deki gibi katlandığında sarı renkli görünen bölgenin alanı 320 santimetre kare olmaktadır. Kartlama işleminde KLLM'ye eşitmiş. KLLM eşitmiş tamam. Buna göre bu kartın kısa kenarının uzunluğu ne kadardır demiş. Sevgili arkadaşlar şimdi 480 santimetre kare. Geriye kalan alanımız 320 santimetre kare. Hmm. Bakın buradan e, ee, sevgili arkadaşlar. Giden sarı miktarımız bakın giden sarı bölge miktarımız şöyle düşünelim. Bakın buradan bir kare gitmiş değil mi? Dikkat ettiniz mi? Bir kare gitmiş. Yani yarısını böyle katladığımız zaman şöyle katladığımız zaman arkadaşlar hem buradaki gidiyor hem de buradaki gidiyor. Bakın mavi renk oluyor. Aynı mantıkta sevgili arkadaşlar bakın yine yarı yarıya katlandığında yarı yarıya katlandığında hem burası gidiyor hem burası gidiyor. Dolayısıyla aslında giden iki tane arkadaşlar iki tane güzeller güzeli karemiz gidiyor değil mi? İki tane karemiz gidiyor. Bir tane küçük kare gidiyor. Bir tane de arkadaşlar büyük kare gidiyor. Şimdi küçük karenin şu uzunluğunu arkadaşlar ne diyelim? A dersek bakın şurası A olursa yani burada giden karemizin alanı ne olur? A kare olmaz mı? Doğru. Şimdi buraya baktığımızda burası A ise burası da A. Toplam 2A. Peki giden büyük karemizin bir kenar uzunluğu 2A olmaz mı? Bakın şuradan. İşte bakın buradan 2A. E burası da o zaman ne olur? 2A olur. E giden arkadaşlar büyük karemizin alanı alanı 2A'nın karesi 4A kare olmaz mı Allah aşkına? Evet. Peki geliyorum buraya. Sevgili arkadaşlar 480'den 320'yi çıkarttığımda ne olacaktır? Geriye şu alanlar kalmayacak mıdır? Evet veya şöyle düşünebilirsin. 480'den 480'den eksi 5a'yı a kareyi çıkarttığımızda geriye 320 kalıyor. Öyle değil mi? Tamamdır. Peki geliyorum buradan. 480 burada dursun. Eksi 320 karşıya geçsin arkadaşlar. Eksi 5 de bu tarafa geçerse 5a kare oldu. Buradan ne kaldı? 160 kaldı değil mi arkadaşlar? 5a kare eşittir 160. Her yeri kaça bölüyorum? Her yeri tabii ki 5'e bölüyorum. A'yı yalnız bırakacağız ya. E çünkü onu bulmaya çalışıyoruz. Buradan a kare sevgili arkadaşlar a kare eşittir kaç oldu? Bölersek 32 oldu değil mi? 32'yi yazdık. Peki a kare 32 ise şuraya geleyim arkadaşlar ya da çok alakasız yerlere gitmeyelim. Şöyle yapalım. A kare arkadaşlar 32 ise ben a'yı bulmak istiyorum. A'yı bulmak istiyorsam ne yapacağım? Her tarafın çok güzel bir şekilde kare kökünü alacağım. Çünkü bir üstü ifadeyi yok etmek için yapmam gereken ilk şey kare kök almaktır. Üstü ifadelerle kare köklü ifadeler birbirinin tam zıttıdır. Bir üstü ifadeyi yok etmek istiyorsan mutlaka kare kökünü alacaksın. Bakın A karenin kare kök dışında ne olarak çıkar? A olarak çıkar. Buraya baktığımızda arkadaşlar kök 32 dışarıya tam çıkamaz 4 kök 2 santimetre olarak çıkmış olur. Peki buraya baktığımızda arkadaşlar şuraya baktığımızda e, burası 2 A'ydı e, burası da A'dır. O zaman şuraya baktığımızda burayı soruyor bize diyor ki bu kartın kısa kenar uzunluğu toplam 3 A değil mi? Evet e, 1 A'mız 4 kök 2 ise 3 A'mız 3 çarpı 4 kök 2'den 12 kök 2 santimetre olmaz mı Allah aşkına? Evet o zaman doğru cevabımızın da B şıkkında olduğunu harika bir şekilde çözmüş olduk. Ee, ne yaptık? Sorumuzu harika bir şekilde çözdük. Tonguç soruyor. Anladım evladım benim. Anladım hocam. Gerçekten harikasın ve mükemmelsin ve sevgili Tonguç'um ödev şeyler dersimiz bittikten sonra mutlaka ve mutlaka ödevlerini yapacak mısın? Anlaştık hocam. Süpersin. Umarım diğer arkadaşlarımız da yaparlar ve sevgili arkadaşlar ödevlerimizi ne yapıyoruz? Artık ödevlerimizi veriyoruz. Neydi arkadaşlar? Hemen hemen gelelim bakalım sayfa 27'deki Testin sonuna kadar ne yapıyorsun çözüyorsun 28 arkadaşlar test ee, bakın test 13 devam ediyor bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorsun köklü sayıları tamamlıyorsun ve problem bankası gerçekten efsane bir kitap eğer hala temin etmeyenler varsa hemen alt taraftaki linkten de arkadaşlar temin edebilirler diyoruz ve haydi bakalım karşında çok güzel bir ödülü soru var ödülü sorunun cevabını buluyorsun yorumlara yazıyorsun kendine çok iyi bakıyorsun görüşmek üzere.